Bakın şimdi daha rahat oldum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an kendimi çok garip hissediyorum, maruz görün. Çünkü yüzüm gözüküyor gibi bir şey ama gözükmüyor ama aynı zamanda gözüküyor bence. Neyse, videomuza başlamadan önce yine soru cevap videosuyla karşınızdayım. Sanki kanalımda iki tane soru cevap videosu yokmuş gibi bir de üçüncüsü istendi. Yine ben size soru cevap videosu çekiyorum. Aynı zamanda da çok utanıyorum. Kusura bakmayın, çok güleceğim bu videoda. Çünkü alışkın değilim şu an bir nevi beni görüyorsunuz gibi bir şey yani. Neyse, asıl konumuza gelelim. Şimdi size soru cevap videosu çekeceğim ama videoya başlamadan önce like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Yapanlarının götünü yerim, yapmayanların da çok bir şey yok, yapın yani. Bu kadar. Çok saçma konuşmadım. Neyse, hadi asıl videomuza başlayalım. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan, Instagram'a story, YouTube'a da topluluk attım. Dedim ki merak ettiklerinizi sorun bana. Ben de topluluğa gelen ilk sorudan başlamak istiyorum. Ya da ilk yorumdan diyelim daha doğrusu. Bu kadar samimi olmanın sırrı nedir Lulu demiş. Bu kadar samimi olmanın sırrı nedir? Ben de bilmiyorum. Samimi miyim ondan da emin değilim. Sadece galiba çocuk ruhlu olmamdan kaynaklı olabilir. Çok çocuk ruhluyum ben. Çok deli dolu bir insanım. Burcumdan kaynaklı olabilir. Yengeç burcuyum. Yükselenim Koç. Bilmeyenleriniz için bilmiş olun. Doğum günüm de 29 Haziran. Lütfen doğum günüm kutlamayı ve bana hediye almayı unutmayın. Çünkü kimse bana hediye almıyor, tamam mı? Çok üzülüyorum ben. Annem babam da doğum günümü hiç kutlamıyor. Lütfen bana doğum günü sürprizi ve bir sürü hediye alın. Teşekkürler. Dilenci değilim. Sadece doğum günü hediyesiniz. Burcu'yum ve yaşının abla. Burcu'yumu söyledim. Yengeç burcuyum. Yükselenim de söyleyeyim bir daha. Koç. Benim yükselen Koç, burcum Yengeç. Yaşım 18 ama 29 Haziran'da 19 olacağım. Bu arada bilmeyenleriniz için söyleyeyim. Ben 29 Haziran 2005 doğumluyum. Yani ailem beni geç hazırladı. 1 Temmuz'a yazdırdı. 1 Temmuz'da Prenses Diana'nın doğum günü. Onu öğrendiğimden beri çok mutluyum. Prenses Diana ile aynı günde doğmuşuz gibi hissediyorum. Prenses Diana'yı bilmeyenler için gitsin araştırsın. Çok tatlı bir kadın. Allah. Kaç yaşındasın? En sevdiğin renk, en sevdiğin ketuber kanalı kim? Lütfen cevapla demiş. Ketuber takip etmiyorum. En sevdiğim renk kan kırmızı, şarap kırmızısı işte. Yaşım 18, 19 olacak. Diğer soru. Yediğin en büyük kazık kimden oldu? Yediğim en büyük kazık... Vallahi hepsini saysam hepsi eşit benim için. Hepsi büyük kazıklar. Ama galiba şu lisede en yakın olduğum arkadaşımdan yemiş olabilirim. O çok acıttı. Şu an başka birilerinden de kazık yedim. Çat, 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 çat. Hepsi sırtıma saplanıyor. Hala sırtıma saplanmaya devam ediyorlar. Ben insanlara hala gıcık olmaya devam ediyorum. Mesela şeyi anlamıyorum. Story niye gizliyorsun? Ben sana aşık diyelim. Sana kötü bir haberim var. Umurumda değilsin. Sen gizliyorsun diye ben de gizledim ve senden soğumaya başladım. Ey arkadaş, bilmiyorsan eğer söyleyeyim dedim. 100.000 abone olunca ne hissettin? 100.000 abone olunca ne hissettin? Mutlu oldum. Mutlu oldum. Başka hiçbir şey olmadı. Mutlu oldum. Çok şey oldu. YouTube'a nasıl başlamaya karar aldım? Bakın ben onu daha önce anlattım mı bilmiyorum ama. Şimdi ben sene 2021. 11. sınıf. Liseye giden bir genç kızdım. 15 yaşındaydım. 16 olmamıştım galiba. 16 olmuş muydum hatırlamıyorum. Ben okul kickbox yapıyordum. Sonra bir gün ayağımı kırdım. Lif bağlığımı yırttım. Evde oturmaya başladım. Sonra ben her zaman YouTube'a başlamak istiyordum. Ama annem her zaman karşı geliyordu. Hala da karşı geliyor. Karşı gelmeye de devam ediyor. Bu oturuş ben başlayacağım. Sonra Instagram'da sürekli karşıma TikTok videoları çıkıyordu. Ben de baktım, aa YouTube'da kimse bunu yapmıyor. Niye ben yapmayayım dedim. Ve yapma kararı aldım. Sonra böyle başlamış oldum. Bu arada ayağım kırıktı. Lif bağlarım yırtıktı. Ve böyle oldum. Sonra ben iyileşmedim de sınavlarım yaklaştı. Okula gitmek zorundayım. Okula gittim. Arkadaşlarımı falan unutuyorum. İşte ben o zaman kaç takipçim oldu? 200 takipçim oldu diyelim. Benim 200 takipçim oldu. Çok mutluyum işte. Bilmem ne.
200 takipçine benim bile senden daha fazla takipçim var Instagram'dan falan demeye başladılar. Ben de çok sinir oldum. Hırs yaptım. Bir baktım buralara gelmiş. Bu arada oradaki arkadaş, o okul arkadaşıma sesleniyorum. Senden şu an çok gıcık kapıyorum. Niye beni küçümsedin? Şu an sen benim şu kadarcığım olamaz. Mor kafa. Bu kadar tatlı ve samimi oluşunun sebebi nedir? Yengeç burcu olmam. Her şeyi burca bağlamam şaka mıdır? Küçükken hayali ne olmaktı? Ben de bilmiyorum ama galiba mühendis olmak istiyordum. Ama şu an sağlık okuyorum. Bilmeyenleriniz için. En sevdiğin şarkı. En sevdiğim şarkı. Dolu kadehi ters tut. Anamız babamız yok deriz. Şarkısını çok seviyorum. Geçen yıl ve bu yıl zevklerinde farklılık var mı diye sormuş bir arkadaş. Var. Çok var. Çok yani değiştim. Olgunlaşıyorum. İstemediğim bir şey oluyor ve tarzım o kadar değişmeye başladı ki hani geçen sene giydiklerim bu sene bakıp ben geçen sene bunları nasıl giydim falan oluyorum. En sevdiğim Wattpad kitabı diye sormuş. En sevdiğim Wattpad kitabı bir dakika bulacağım. En sevdiğim Wattpad kitabı bu. Doktor. Bir tane daha var. Belki bunu çoğunuz biliyordur. Bence çoğunuz biliyordur yani. Aziz Bey. Bu kitap çok güzel. Tamam mı? Şu ikisi kitabı kesinlikle okuyun. Bir sporla ilgileniyor musun demiş. Ve hangi spor? Normal jime gidiyorum yani. En sevdiğin dizi film. Yok galiba. Şirinler. Film olarak sayılıyorsa Şirinler. Ben Şirinleri çok seviyorum. Nerede yaşıyorsun? Şehir olarak. Antalya'da yaşıyorum. En sevdiğin içecek. Ice tea, mangolu. Mangolu ice tea'yi çok seviyorum. Çok güzel. Buluşma yapacak mısın? Düşünmüyorum öyle bir buluşma. Çünkü o kadar tanınan biri değilim bir kere, tamam mı? O kadar kişi geleceğini de zannetmiyorum. Ekstra olarak ben buluşma ayarlayabilecek yetkim yok. Yani hani kalkıp da birisiyle görüşüp de ben buluşma ayarlayabilir miyim diyemem. Ondan dolayı çok zor bir şey. Doğum günüm ne zaman? Doğum günüm 29 Haziran 2005. Kimlikte 1 Temmuz diye kayıtlıyım. Prenses Diana ile aynı gün. Yüzü ne zaman göstereceksin? Çok soruyorsunuz. Ben de bilmiyorum. Annem çok karşı. Mesela bunu böyle yüzümü göstermem var ama bunu da karşı. Yüzünü gösterme diyor. Neden bilmiyorum. Sevgilim var mı? Yok. Sapım. 7-24 sapım ben. Niye benim de sevgilim olmam? Ben de sevgili istiyorum ya. Artık yaşlandım ya. 19 yaşında olacağım. Sonra 20 olacağım. Bir bakmışım 50 yaşında teyze olmuşum ya. Ben de sevgili istiyorum. Sap sap dolanmak çok iğrenç ve sıkıcı ya. Herkes çift çiftse mucuk mucukla ya yaza giriyoruz hala sevgilim yok biliyorsunuz mu? Çok üzülüyorum. Sınavın için başladın? Başlama kararı aldın. En sevdiğin abur cubur demiş arkadaş. Kanala can sıkıntısından ve çocukluk hayalim olduğu için başladım. Bir de hiç arkadaşım yoktu. Belki arkadaşım olur diye başladım. Cidden hiç arkadaşım yoktu. Belki işte ne bileyim kanalım olur işte insanlara kanalım var diye benle arkadaşı olur vesaire vesaire diye açtım kanalı. Tamam lütfen dalga geçmeyin. En sevdiğim ama burcubur ise Leysa'dı ama yemiyorum. Malum nedenlerden dolayı artık yemiyorum eskisi gibi. Yani hiç yemiyorum. Çok nadir yiyorum. Hani öyle yani olaylar başladığından beri belki iki kez falan yemişimdir. Onu kardeşim alıyor, getiriyor eve. Ben de yiyorum öyle. Bu kadar. Nice. Yüzünü ne zaman göstereceksin? Yüzümü ne zaman göstereceğim? Ben de bilmiyorum ama yüzümü göstermek isterim. Ama ailem karşı. Annem izin vermiyor. Annem diyor ki sen bizim başımıza... Ayıp yani. Anne ayıp. Anne cidden yakıştıramadım sana bu sözleri. Neyse. Ona da yüzümü gösteremiyorum. Neyse çok boş konuştum. Hoş konuştum biliyorum. Çok iyi kafa dengi bir insanım. İyi ki varım. Ben de biliyorum. Allah'ıma şükür. Lütfen doğum günümü unutmayın. 29 Haziran ya da 1 Temmuz'u da kutlayabilirsiniz. Ama 1 Temmuz Prenses Diana'nın ikinci versiyonu ikiz olsun diye yazsanız hiç fena olmaz. Neyse lütfen egoist demeyin tamam mı? Benim yapım bu tamam ben öyle hani kendimi övüyormuş gibi yaparım ama komiklik anlamı komik olmak komik olsun diye yapıyorum bunu. Lütfen yanlış anlamayın. Lütfen egoist demeyin. Neyse videomuz bu kadardı. Like atmayı, abone olmayı, bildirim açmayı unutmayın. Lütfen. Lütfen. Zengin olabilmem için bunları yapmanız gerek. Bu arada lütfen beni de ünlü yapın ya. Ben de zengin olmayı istiyorum. Bana da
PR ünlüleri falan gelsin, işbirlikleri falan gelsin. Lütfen bana da işbirlikleri atın. Ben cidden çok güzel ürün tanıtımı falan yaparım. Beğenmeme rağmen sanki beğenmiş gibi yaparım. Süper ötesi ürünler falan derim. Lütfen bana bir sürü abur cubur gönderin. Ülkere falan sesleniyorum. Bana lütfen bir sürü abur cubur falan gönderin yani. Deneyin. Çünkü artık abur cuburlara para ödeye ödeye param kalmadı. Lütfen. Neyse, o kadar da.